31. soru. Yukarıdaki sütun grafik, yani şu, bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notların dağılımını göstermektedir. 5 ve 5'in üzerinde not alanlar başarılı olduğuna göre diyor. Bu önemli bilgi, altını çizelim. Bu sınıfta başarısız olanların yüzdesi kaçtır? 5 ve 5'in üstü başarılıymış. Yani başarıları geç anlamında yeşile boyayalım. 5'in altını dur anlamında kırmızıya boyayalım. Şimdi bakalım. Başarısız olan 4 alan 5 öğrenci var. Başarılı olan ise şurada 15. 5'i almıyorum, dikkat edelim. Öğrenci sayısı bu taraf. Yani streste sınavda onu karıştırabiliriz. 15, 15 daha 30, 10 daha 40, 5 daha 45. Başarılı olan da 45 öğrenci var. Başarısız. Bize neyi soruyor? Başarısız olanların yüzdesi sınıftaki. Yani başarısız olanların başarılı olanlara yüzdesini sormuyor. Başarısız olanların tüm sınıfa yüzdesini soruyor. Dolayısıyla ilk ihtimali buraya yazıyoruz, istenilen ihtimali. Geri kalan hepsini, yani tüm sınıfı da buraya yazıyoruz. 5 artık. 5, 50. Sınıfta 50 öğrenci var. Bunların 5 tanesi başarısız. Kesirsel olarak okursak 50'de 5 başarısız. Veya 5 bölü 50 başarısız. Yüzde demek ne demekti? Şu paydayı 100 haline çevir. Üst taraf ne oldu? 2 ile genişlettiğim için burayı da 2 ile genişleteceğim. 10 oldu. Öyleyse %10 diyeceğim. Bir şeyin yüzdesini bulurken elimizdeki kesrin alt tarafını 100'e çevirmemiz pratiklik sağlıyor. Burayı 100 olunca üst taraf 10 oluyor. Okuyoruz bu sefer. Zaten şunu 50'de 5 diye okuyorduk. Bunu da %10 diye okuyoruz. Dolayısıyla yüzdesi 10 oluyor.